Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dün akşam MasterChef Murat'ın işkence ettiği papağanın türü hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Meğerse kuşların Einstein'ıymış. Murat Özdemir'in dün sosyal medyada paylaştığı videoda bir gri papağana yaptığı işkence büyük tepki çekmişti. Murat Özdemir'in işkencesine maruz kalan papağan, dünyanın en zeki kuş türlerinden birisi olarak bilinen Afrika gri papağanı. Ülkemizde de Jaco olarak bilinen papağan türü. Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarında yer alan Murat Özdemir'in dün sosyal medyada paylaştığı videoda gri bir papağana yaptığı işkence büyük tepki çekmiş ve gece saatlerinde gözaltına alınmasının ardından da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Jaco'ya da Afrika gri papağanı, Türkiye'deki adıyla gri papağan, papağangiller familyasından orta büyüklükte bir papağan türü. 30-35 cm boyutlarında gri ve siyah tonlardadır. Kuyruğu kırmızı veya bordodur. Papağan türleri içinde en çok bilinenidir. Uzmanlar tarafından da en zeki tür olarak nitelenir. Romalıların sıkça beslediği söylenir. Psittacus cinsinin günümüzdeki tek temsilcisidir. Konuşma yeteneği oldukça gelişmiş olan Jaco'ların iyi bir bakımla 1000 kelimeye kadar ezberleyebildiği ve sorulan sorulara mantıklı cevaplarla karşılık verebildiği bilinmektedir. Avusturya'da yapılan bir araştırma, ileri zekası nedeniyle kuşların Einstein olarak da adlandırılan gri papağanlarının 3 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koymuştu. Viyana Üniversitesi'ndeki araştırma, 6 gri papağanla yapılmış ve biri boş, diğeri cevizle dolu 2 teneke kutu kullanılmıştı. Araştırmacılar teneke kutuları papağanların önünde salladığında, papağanlar cevizle dolu teneke kutudan gelen sesi ayırt etmeyi başarmış ve dolu kutuyu bulabilmişti. Uzmanlara göre hayvanlar cevizle ses arasında bağlantı kurmayı başarmışlardı. Hayvanların muhakeme yeteneklerinden emin olmak isteyen uzmanlar, deneyi başka bir şekilde de tekrarladı. Araştırmacılar bu kez bileklerine sallama sesi çıkaran minik cihazlar taktı. Sağ elle boş kutu sallanırken sol elden dolu kutu sesi çıkarıldı. Kuşlar bu şaşırtmacaya rağmen sadece görsellik ya da sese göre karar vermeden ikisi arasındaki doğru bağlantıyı kurarak her defasında dolu kutuyu buldu. Primatlardan sonra bir ilk. Araştırmacılar birçok kişinin bu deneyi etkileyici bulmayabileceğini ancak sonucun primatlar dışında soyut ya da çıkarımsal muhakeme yeteneği olan tek hayvanın gri papağanlar olduğuna işaret ettiğini vurguladı. İnsanlar bu tür bir bağlantıyı 3 yaşına geldiklerinde kurabiliyor. Batı ve Orta Afrika'nın birincil ve ikincil yağmur ormanlarının endemik türlerinden olan Jaco, doğada palmiye cevizi, tohum, meyve hatta salyangoz ile beslenir. Esarette 80-90 yıla kadar yaşadıkları bilinmektedir. Papağan türleri arasında en taklitçi tür olarak bilinir. Bu taklitçiliği kimi uzmanlar bunu zeka belirtisi olarak sunarlar. Onun sevilen bir kafes kuşu olmasını kolaylaştırmış ve yaygın biçimde yetiştirilmesine yol açmıştır. Ancak Jaco'larda en sık görülen davranış bozukluğu olan tüy yolma eksik ilgi nedeniyle oluşmaktadır. Alex dışındaki Jaco, insan dışında varoluşsal soru soran ilk ve tek hayvandır. Jaco türü 2007 yılında tehdit altındaki türler listesine girmiştir. Evcil hayvan ticareti başta olmak üzere bir dizi nedenle yabani yaşamdaki gri papağan türlerinin nüfusunda ciddi azalmalar görülmüştür. Afrika gri papağanının yaşadığı bölge, Batı ve Orta Afrika'daki yağmur ormanlarıdır. Gri papağanlar, barınmak için yağmur ormanlarındaki yaşlı dev ağaçlara gereksinim duymaktadır. Bu bölgelerdeki ormanların insan eliyle azaltılmasıyla Jaco'ların yaşam alanları da azaltılmaktadır. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.